Hayatımızda karşılaştığımız beklenmedik durumlar ve travmatik durumlar sonucu yaşadığımız stres bozuklukları üzerine psikoterapist Nilay Balkız'la birlikte bir video konferans gerçekleştireceğiz. Sohbetimize önce sizi, sonra çalışma alanlarınızı tanıyarak başlayabilir miyiz? İsmim Nilay Balkız. Bodrum, Muğla'da görev yapıyorum. 4 yıldır buradaki danışanlarıma hizmet veriyorum. Çalışma alanlarım çoğunlukla travma, kaygı bozukluğu, anksiyete, travma sonrası stres bozukluğu, çift terapileri, cinsel terapiler ve fobiler en çok çalıştığım alanlar arasında. O zaman öncelikle travma nedir? Travma, günlük rutinimizi bozan, ani ve beklenmedik bir şekilde gelişen, dehşet, kaygı ve panik yaratan kişinin anlamlandırma süreçlerini bozan olayların tamamına travmatik yaşantılar diyebiliriz aslında. Hangi olaylar ve durumlar travmaya sebep olur? Hangi olaylar ve durumlar travmaya sebep olur? Yaşanmış aslında bir kaza, doğal afetler, zorlayıcı yaşantılar, istismar, 15 yıllık bir evlilikte 15 yıl sonra atılan ilk tokat bile travmaya örnek oluşturabilir. O zaman son zamanlarda yaşadığımız olumsuzluklar, depremler toplumumuzun psikolojisini nasıl etkiledi diyebiliriz? Aslında şöyle etkiledi diyebiliriz. Zaten salgından dolayı uzun süredir sadece ülkemizde değil dünyada da yoğun bir kaygı bozukluğu ve anksiyete yaşıyor durumundaydı. İnsanlar tabii ki ülkemizde bir de üstüne ekstradan deprem gibi bir doğal afet de eklenince kaygı ve anksiyetelerimizin yanında, travmalarımızın yanında tabii ki travma sonrası stres bozuklukları, çeşitli stres bozuklukları da yaratmaya ve arttırmaya destekte bulundu. Kişiler deprem dolayısıyla stres yaşadıklarını nasıl fark edebilir? Kişiler deprem dolayısıyla stres yaşadıklarını şu şekilde fark edebilirler. Aslında olayın yaşandığı ilk bir ay akut stres bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Eğer kişilerin semptomları bir aydan fazla sürüyorsa, etkiler hala devam ediyorsa bu travma sonrası stres bozukluğuna artık geçiş yapmıştır. Yani bir aya kadar akut stres bozukluğuyken bir aydan sonra travma sonrası stres bozukluğu şeklinde tanımlanabilir. Son dönemlerde yaşadığımız olaylar başta olmak üzere stres bozukluğu üzerine psikoterapist Nilay Balkız'la birlikte bir sohbet gerçekleştirdik. Şimdi alanında uzman konuklarımızla Lifestyle devam ediyor. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.